Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün iki kasa istat, bir kasa bülbül var. Ne diyorsun Orhan bugün? Bugün güzel bir avcılık olmasını. Hava çok güzel, evet. Güzel bir avcılık bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize rast gelsin. Hepinize iyi seyirler. Bakalım neler çıkıyor. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, ikinci takımımızı atıyoruz. Bu da Bülbül'le. Düz git. Aynen. Arkadaşlar, Zürafa Kayalığı'na geldik yine. Bu bölgede avlanıyoruz. Şu an ortalık sakin. Bekleyeceğiz, göreceğiz. 2 saat, 2,5 saat takımlarımızı bekleteceğiz. Sonrasında çeşitli avcılıklarla işimizi renklendireceğiz. Bu bölgede bugün muhtemelen bizim saygınlığım da gelir. Devriye atıyor. Onu da size göstereceğiz inşallah. Bakalım. Daha 2 istavrit var. Bir bülbül var. Rast gelsin. Evet arkadaşlar, yine hudutlardayız, yine sınırlardayız. Bu vatan arkamızda olduğu sürece biz hep sınırlarda olacağız, buralarda avlanacağız. Şu anda arkadaşlar üç tane takım attık, 2 tane daha atacağız. Şimdi Zürafa Kayalığı'nın dibine atacağım, kayalığı görüyorsunuz. Bir tanesini onun gerisine atacağım. Yine kalamar avcılığı yapacağız. Pozisyona göre, şartlara göre. Eğer bugün Yunan sahilgenliği gelirse derhal bizim ucum botumuzu arayacağız, sahilgenliklerimizi arayacağız. Siz de bu olayları net bir şekilde göreceksiniz. Sonuç itibariyle bu bölgeler bizim. Bir şekilde buralarda kim ne yaparsa yapsın müdahale edeceğiz, tepki göstereceğiz. Bundan önceki videomuzda nasıl bir olduysak bugün daha güçlü bir şekilde duracağız ki buraları kimseye hakkı olmayan yerlerde hiçbir şekilde hiçbir balıkçıya, hiç kimseye zarar vermeyeceklerini göstereceğiz. Bu sesimizi yükselterek olur. Bu bir şekilde sorunları göstererek gereken kurumların gerekeni yapmasıyla olur. Dolayısıyla biz sizden çok destek aldık. Yine sınırlarda, yine avcılıklardayız. Cümleten iyi seyirler, bize de rastgele. Evet arkadaşlar, Zürafa Kayalığı'na geldik. 2 tane Yunan trolü var bu bölgede. Şu an için hiç kimse yok. Bizim botumuz da gelir nöbete muhtemelen. Onlar da gelir, biz de görürüz. Ama biz aynı yerimizdeyiz, aynı avcılığı yapıyoruz. Unutmayın, biz balıkçıyız. Biz burada balık avcılığı yapıyoruz. Amacımız balık tutmak. Başka bir niyetimiz yok ama bulunduğumuz yerlerde hakkımız olanı da savunmak tabii ki. Dolayısıyla buraya giriş sebebimiz öncelikle balık tutmak, sonrasında bulunduğumuz alanlarda kendi bölgemizde en azından bir damla da olsa buralarda olduğumuzu göstermek. Kayalığı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kalamara geldik. Kalamara bakacağız. Takımlarımızı attık. 2 saat sonra takımlarımızı çekeceğiz. Haydi rast gelsin. Orhan baba. Güneş var, göremiyorum rastgele. Evet arkadaşlar. Haydi bismillah. Barakatlarımızı hazırlayalım. Atalım. Evet, Orhan Reis. Bugün Efe yok, okulu var. Yine aynı yerlerdeyiz. Kalamar avcılığı yapıyoruz. Bu bölgede çok iyi kalamar oluyor ama şu ana kadar gelmedi. Tabii aslında biz parakatları beklerken bu işi yapıyoruz.
Çünkü aradaki zamanı başka bir işte değerlendiriyoruz. Arkadaşlar bundan sonraki yani bu dahil avcılıklarımızda her gelen farklı balığın tarihçesini anlatıp kaç metrelerde yaşadığını, ne yediğini bile bir anlatmak istiyorum. Biraz daha farklı bakarak. Avcılıkların para kat üzerine değil, yakalanan balıkların yaşam biçimlerini anlatarak biraz daha farklılık getirmek istiyorum. Dolayısıyla inşallah bugün güzel bir av olur. Trofe balıklar yakalarız. Öyle bir tane, iki tane irisler kafamda var. Marakat'ın kafasında var mı bilmiyorum. Evet, zürafa kayalımdayız. Aynı bölgelerde Yunan trollerini göster. Henüz daha bizim troller gelmedi. Bizimkiler de gelir. Orada bir tane var bak. Geliyor ara. Taygarliklerim de gelir. Gelmese de biz çağırırız. Rast gelsin. Rast gelsin. Arkadaşlar bakın bu taraflarda kuşlar var dikkat ederseniz. Bunun sebebi de şu, burası sığ olduğu için bu bölgede çok sardalya var. Sardalya hamsi var, martılar da onların peşinde. Orkinos kuşları var bakın o bölgede. Yani bir sıra olmuşlar. Ben radarla geçtim aşağısı birden sardalya. Onun için onlar da onları avlamak için bekliyorlar. O yüzden sadece bu bölgede var. Yok mu oran kalamar? Arkadaşlar kalamar yok ama bakacağız. Rastgele. Evet Orhan baba. Kalamar yok. Tahir'e burada iki tane litrin yakaladı. Daha aşağıda bir şey yazıyor. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz şimdi bir yeme girdik. Bunu avlıyorum aşağıda. Vıcık vıcık yapıyorum. Haydi Orhan baba rastgele. Umutlarımızı kaybetmeyeceğiz. Haydi bakalım. Haydi haydi. Evet Orhan baba. Bak bakalım bana neden saçların beyazlamış. Evet arkadaşlar. Şu anda zürafa kayalındayız. Şunları yakaladık. Yemek için. Litrin bunlar. Kum litrini. Hani ufak niye salmıyorsun diyorlar ama onlar da çok büyümüyor. Mercan olsa salardık. İçinde bir tane var ama. O da 350 gram falan. Orhan baba. Geldik. Para katlarımızı attık. Sonrasında kalamara baktık. Beceremedik. Tayra vur oldu. Beceremedik. Yani bugün galiba kabiliyetsiz bir gündeyiz. Yani şansımız yok. Kabiliyetten eksikiz belki de bilemedim şimdi. Bir yerde bir sorun var ama bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi takımlarımızı çekmeye başlayacağız. İnşallah güzel balıklar gelir. Avlarımız şahane olur. Biz de para kazanıp eğleniriz. Siz de seyredip eğlenirsiniz. Karşılıklı doymuş oluruz. Siz balığa doyun. Biz balığın maddi tarafına doyalım. Ama tabii yine hudutlardayız, yine sınırlardayız. Unutmayın. Biz buralarda kasıtlı, bilinçli buralardayız. Her yerde balıkçılık yapabiliriz. Her yerde balık tutabiliriz. Ama derdimiz hudutlarımızda bir damla da olsa, bir nevze de olsa bir şekilde bulunduğumuz üstümüze düşeni yaptığımız anlamında inşallah muvaffak oluruz. Haydi çek takımları rastgele bize. Evet Orhan, haydi bakalım rast gelsin. Evet arkadaşlar, takımlarımızı bismillah dedik. Çekmeye başlayacağız. Orhan baba çözerse. Ve çözdü. Onu yere çekelim. Evet, haydi rast gelsin. İnşallah balık gelir de biz de bol bol görüntü alırız. Evet arkadaşlar, bak burada patlatmış görüyor musun? Bak. Evet. Birer yine arayla vurmuş. Ay bismillah. Güzel. Oo, döne geliyor. Oy maşallah. Maşallah. Hadi yavrum. Hadi nasibimiz güzel olur. Ah. Evet arkadaşlar. İlk yol balığını aldık görüyorsunuz. Nasıl? Çok nasıl güzel. Ama?
son derece vahşi, çılgın. Haydi bismillah. Evet, Orhan Baba çiçi geliyor. Evet. Bugün şansımız mı olacak? Ay güzel maşallah, bak, nerede geliyor? Bak, bak, saat güzel bak, 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 bak. Yırtmış hep bayağı. Çiğiyor. Vay güzel. Görüyor musun? Ne yutmuşuz? Dışarıda. Baksana. Oynarken takılmış. Hey yavrum. Hey yavrum be. Olacak galiba bu iş. Çok iyi. Nasıl? Şöyle bebekleri yatıralım bugün. Haydi rast gelsin Orhan, haydi. Evet. Nasıl? Çok haydi. Güzel. İkinci balığımız da geldi. Evet, reisim bugün dizdiriyor. Ey maşallah, ey maşallah. Bak görüyor musun? Mutlede çok da. Hani üçü de aynıydı. Nasıl? Çok güzel. Aşağısı takık ama. Bakacağız nasıl gelsin. Takıda balık geliyor. Böyle takığa can kurban. Evet, balığımız görünüyor. Bu da mercan. Evet, mercan. Hay maşallah. Mis mübarek. Arkadaşlar. Kaçım koptu galiba. Nasıl? Doluyor mu? Doluyor, doluyor. Maşallah. Evet. Hey maşallah. Geliyor bir tane geliyor, daha. Çok farklı. Bunu da çıkaralım. Baksana şurayı. İçeriden nasıl çökecek yavrum bana bir. Bayağı bir sıkıntı. Hala da çiçeği daha. Oo. Güzel. Mahvolmuş. Ay maşallah. Orası. Kaç oldu? Sayıyor bize. Balıksız böyle bir şey işte. Hiç beklemezsin. Bir anda arka arkaya. Haydi lan. Hadi hepimize rast gelsin. Bu ne? Bu da mercan. Dağlar kızıldı. Bu tamam. Buranın işi bitmiş. Haber defterini kapamışız bu kapanma. Evet arkadaşlar, bir takım çektik bomboş. İkinci takımın yarısı bu kadar. Yani 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 kilo balık var. Yani neymiş? Her an her şey olabilirmiş. Daha önümüzde çok takım var. Bir takım da atalım ulan. Buraya mı? Yem. Yem dolu. Neyse hadi rast gelsin. Evet, bir tane de kırlangıçımız oluyor. Sürpriz oldu işte. Evet, bu balığı tanıtabilirsin reis. Evet arkadaşlar, doğru söylüyorsun. Onu iyi hatırlat. Kırlangıç balığı genelde çamurda yaşayan leşçil bir hayvandır. 80-100 metreleri çok sever. Ondan sonra genelde et yemiyor. Yani kalamar mı, istavrit mi veya sardalya mı dersen kırlangıç balığının tercihi kesinlikle sardalya olur. Ver bakalım kepçeyi. Bu çamurlu bölgelerde siirtme dediğimiz dip oltalıyla tutulur. Çok güzel rengi, harika çorbası olur. Yani çorbayı herkes yapamaz. Zaten yapabiliyorsa da iyi yapıyorum. Böyle bir denklemi var. Ama geçen gün de çektik. Çok iyiydi. Nasıl? Çok güzel. İyiydi. Haydi rast gelsin. Renkleniyor. Evet Orhan, takım bitti. Son balığımız. Bu da bakayım. Ay maşallah. Görüyor musun şu güzelliği?
Valla iğnelere güvenemiyorum. Evet, güvendim. Bence de güvendim. Ama güvendim. Bırak. Buraya kadar ama müthiş bir av oldu bu para katta. Yani zaten her para kat böyle gitse 200 kilo balık yaparız. Şuraya bak. Yani rengarenk 25 kilo balık var. Maşallah. Haydi bakalım. Neler varmış bekliyorum. Evet Orhan. Kaçıncı? Üçüncü takım. Bir takımda sıfır çektik. İkinci takımda bunlar var. Üçüncü takıma Allah kerim. Haydi rast gelsin. Bu neymiş? Mezgitimiz de gelmiş. Al evine tel. Ey yavrum. Yiyememişler. Evet arkadaşlar, bu hayvan da aslında Kuzey Kutup Balığı, Barlem diye yazılır ansiklopedilerde. Bu bölgede mırlan denir, mezgit denir, bakalleros denir. Bu balıklar 10 kiloya kadar büyür ama tabii nadir boyları 10 kilolar. Trollerde çok çıkar. Aslında vahşi etçil bir hayvan. Bu da leşçildir. Ama 200 bandını çok severler. 200 ile 1000 arası yaşar. Hatta daha da derinlerde olur. Ama dediğim gibi ben seviyorum bu balığı. Bebek balığı da derler. Çünkü kılçık yoktur. Bunda kemik dizisi vardır. Haydi rastlıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir güzel mezgit daha. Hay maşallah. Barlem, barlem. Evet. Bu da ikinci. Şöyle. Ama para etmiyor. Yani bakarsan 80 lira falan bu değil mi? O kadar. 60'ta 80 lira. Bir de mercan lazım arkadaşlar. Şart. Mercan şart. Haydi bakalım. 3 oldu değil mi? Evet. Allah Allah. Olmayacak yerlerden geliyor. Bak. Nasıl? Ay. Ay ay ay. Maşallah. Haydi bakalım. Allah! Ah! Ne oldu? Elimden gitti, takım kopmuş. Eyvah eyvah, kaçırdık elini. Bazen oluyor. Elinin arasından kaçtı. Nasıl kopmuş o ya? Maşallah, nasıl? Ama takımı kaçırdı. Evet Orhan, takım kopmuş, elimizden kaçırdık. 3 mezgit, bir kırlangıç geldi. Demek ki çamura düşmüş takım. Çünkü onlar çamur balığı zaten. Aşağıda da bir balık vardı. Aşağıda da bir balık vardı ama aşağıdaki balığa bir şey diyemiyoruz. Haydi bakalım, koparsa bir ağla, ağla, ağla. Kopmazsa kahraman olarak karşılayacağız kendimizi. Haydi rast gelsin Orhan baba. Haydi bakalım. Ey yavrum benim. Orhan baba, Orhan baba. Bugün mezgitti. Çok güzel. Ama tabii mercan asla değişmem. Bir bakalım neden. Gönül ister ama neyse. Ne bu? Dağlar. Mercan. Oo, iki tane bak. Bir tane arkada var. Da var bir tane. Dizmiş, dizmiş, dizmiş. Bak buraya mı geliyorsun hayvana? Ne diyorsun? Evet arkadaşlar. Bir takım boş çektik. Bir takım dolu çektik. Bir takım boş çektik. Son iki takım arka arkaya. Bakalım neler olacak. Aşağıda da var bir tane. Dur şunu alayım.
Haydi bakalım bebeği nasıl korktun mu? Yok. Yarım kilo var, var. Var, var. Tut şunu. Yarım kilo olsun, tut olsun. Haydi rast gel. Ooo karnında. Ay. Bak, alalım mı o mercan? Almayalım be. Ben bu şey. Vallahi. Fena mercan. Ulan bırakıyorum sana o mercanı. Kıyam olsun hadi. Ağzında iğne var ama. Balığın içinde oyun, onu da sindiririm. Haydi bakalım. Demiyor Allah'ım balık. Ah maşallah. Evet arkadaşlar, bu da ıskatar. Taş balığıdır, taşlar da olur. Çok sürü halinde dolaşır. Bu balığın olduğu taş güzel bir taştır. Bu çok önemli. Güzel bir hayvan. Yani biz güzel taşı yapmışız. Bu hayvanlar Marmara'da 4 kiloya kadar büyüyor, maviş diye geçiyor. Bu bölgede bundan daha büyüğü olmuyor. Masmavi. Evet arkadaşlar. Yok artık diyoruz. 120 metrede böcek geldi. Buralar derin su etekleri. Yani şahane bir böcek. Geçen ıstakoz gelmişti. Hatta bugün yayınlanacak. Bugün de böcek geldi. Arkadaşlar bunlar çok değerli. Geçen sene 1050 liraydı kilosu. Ondan sonra yazın çok para ediyorlar. Bunlar kaynatılıp biliyorsunuz restoranlarda çok önem arz ediyor yiyenler için. Yani şahane bir hayvan. Bunu da görmek nasip oldu. Kolay değil, para katta nadir gelir. Ama geldi. Nasıl? Şöyle. Şöyle nasıl? Güzel değil mi? Güzel. Haydi rastgele. Bu ne? Ercan. Ay maşallah. Geliyorlar mı yine sürüsünde? İnşallah. Bu da ölmüş. Ama böceğin yanında lafı bile olmaz. Kırlangıçlar, böcekler, ıskatarlar, mezgitler. Ay maşallah maşallah. Haydi rast gelsin. Eyvallah. Daha büyük bekliyordun değil mi? Olsun. Yarım kilosu her şey güzeldi. Tabii aynen. Maşallah. Evet arkadaşlar, takımlar bitti. Toplam 5 takım çektik. 5 takımda bir takımda kuvvetli balık geldi. Yani öyle gelseydi çok balıktı. Ama Allah bereket versin, yine güzel bir avcılık oldu. Kırlangıç geldi, mezgit geldi, mercan geldi. Böcek geldi ki o sürprizi, geçen de ıstakoz gelmişti. Böyle ara ara parakatlarda değişik balıklar geliyor. Onlarca ıskatar geldi. Güzel bir çeşit var. Ama tabii ki buraya kadar. Bizi seyrediyor olmanız için teşekkür ederim olduğunuz için. Arkadaşlar çok güzel seyrediler alıyoruz. Abone olalım lütfen. Yani yükselmeye çalışıyoruz. Büyümek istiyoruz. Böyle sürpriz şeyler yapalım. Ama pozisyonumuz icabı yani yapamıyoruz. Çünkü daha henüz o olgunluğa erişmedik. Ama güzel projelerim var. Önümüzde kılıç avcılığı var. Ona için için hazırlanıyoruz. İçin için yanıyoruz. Çok güzel işler çıkartacağız. Drone görüntülerimiz olacak. Güzel şeyler olacak. Hep beraber eğleneceğiz. Biz tutarak eğleneceğiz. Siz seyrederek inşallah. Arkadaşlar, denizde olan herkese rast gelsin. Teşekkür ederiz. Seyirler. Evet arkadaşlar, biz bu denizlerde mücadele ediyoruz. Çok da güzel oluyor. Eğleniyoruz, para kazanıyoruz. Size de çeşitli balıkların görüntülerini sergilemeye çalışıyoruz. Lütfen abone olun. Abone olmayı unutmayın. Çok güzel seyrediler alıyoruz. Biliyorsunuz geçmiş yaşanan olaylardan Allah razı olsun. Çok büyük destekler var.
Biz çok mutluyuz. Güzel şeyler yaşatıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Daha iyi olur inşallah. Avcılıklarımız da başarılı geçer. Bu hayvanlar genelde 100-120 bandında bulunan hayvanlar. Burada avlanıyoruz. Çok daha farklı yerlerde çeşitli avcılıklar yapacağız. Hep beraber seyredeceğiz. Arkadaşlar cümlemize rast gelsin. İyi avlar. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up.